Çünkü biliyorsun Bilsem zeki öğrencileri alıyor. Ancak zeki öğrencilere eğitim veriyor. O Bilsem sınavını geçenler ancak Bilsem çalışmalarına katılabiliyor. Ve sorumuza geçelim o zaman. Neymiş ilk sorularımız? İlk sorumuz kayma. Burada 3 tane alan var. Her 3 alanda kendi içerisinde bir örüntü oluşturuyor. Elim su. 1, 2, 3. Mesela burada siyah hep bak sol üst köşede duruyor siyah. Ama kırmızılar ne yapmış? Öğretmenim bir taneli olamaz. Bu kesin. Evet. Üçlüler de olamaz. Bir saniye. Ha, bu da olamaz. Nasıl? Bunlar ikisine bir bakalım. Evet. Buraya gelmiş. O zaman buradakinin aynısı olamaz. Cevap bu. Evet. Birli olamaz. İkili olamaz. Ya. Buradakinin aynısı cevap çıktı. Cevap çıktı. Yine aşağı artma var. Yine kayma var. Biraz önceki gibi ilk üçüne bakacaksın. Sonra ikinci üçüne bakacaksın. Sonra üçüncünün üçlüsünde bunlardan yararlanarak burayı bulacaksın. Burada kırmızılar da hareket ediyor, maviler de hareket ediyor. Yukarıdakiler. Biliyorum öğretmenim. Bence bu. İşaretledim. Aferin sana. Bunu da buldum. Çok iyi mantık yürütüyorsun. Tamam. Hem böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Örüntüde böyle olması lazım. Çok iyi de izah ettin. Peki, karalamalarımızı siliyorum. Yeni soruya geçiyorum. Yine aynı şekilde dönme ve kayma var. İlk ikisine bakarak üçüncü kısımdaki soru işaretini bulmaya çalışacağız. Bu sefer niye o değil? Top mavi yani daire. Birincisinde sağ kıyıda, ikincisinde ortada, üçüncüsünde diğer tarafta olmalı. Yani sen ne oldu? Bununla bu aynı yerde. Aynı yerde olmamalıydı. Diğer köşede olmalıydı yani. Bu tarafta olmalıydı. Ondan dolayı. Tamam. Peki yeni soruya geçelim. Yine o üçlülere dikkat etmeliyiz Elifsu. Benim aklıma gerçekten güzel bir fikir geldi. Onu yapacağım. Öyle mi? Siz sakın tahtayı karalamayın. Ona göre aklımda değişik bir fikir var. Önce istersen soruyu çözelim, fikrine söyle geçelim. Ay zaten soruyu çözdükten sonra olmaz. Zaten soruyu bitirince olması lazım. Tamam. Yani, Tamam. Bir soruya dikkat sakın ellemeyin soru bitse de. Soruya bir dikkat edelim o zaman. Bu saat yönünün tersine dönmüş bak. Durun, 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 durun. Durdum peki. Nasıl bir şey yapmaya çalışıyorsun? İkinci kalbi yaptım. Bir kalbi ikiye ayırdım. İki kalp, şu kalp dışında hepsini ayırdım. Dolayısıyla doğar cevabı diyorsun C şıkkı. Öyle mi? Durun öğretmenim öyle bir şey değil. Öyle bir şey Bir değil. dakika. Şöyle. Anlatacağım ben size. Şu da kıpkırmızı olması lazım. Evet. Durun siz hemen durun. Yerinizde kalın. Titriyorum bir şey olacak diye. Tamam bildim. Tamam. Kaleme geçtim. Ya. Peki. Şunları hemen sileyim. Zarar görecek diye korkuyorum ben şu an. Bu haliyle kalmış olsun. Bu soruyu da çok böyle kalplerle güzel bir cevap vermiş oldum. Hem de bir Bakalım doğru mu bir bakalım. bakalım. Evet. Alttan da kırmızı geldi bak. Doğru. Cevabı da doğru geldi. Kalp, o da kalpli gibi kırmızı oldu cevabı. Evet. Tamam mı? Peki. Diğer soruya geçelim. Bunun Çok için. şanslıyım. Ara sıra siz cevapları mavi yapıyorsunuz. Değil mi? Bazen mavi Bir yapıyorum. şey mi? Evet. Bakalım. Şanslı oldum. Evet. Sorudan sonuncusuna geldik. Bunu da bir yapalım Elifsu. Yine örneklere dikkat edelim. Hadi bunu da. Burada mesela 3 tane vermiş. Bu tarafa doğru kaymış. Bir kaymış, Tamam. tut olmuş.
Bir kayınca da aşağıya inmiş. Saat yönünde ne yapıyor? Bir ilerliyor. Burada da düzmüş. Saat yönünde bir bu tarafa kaymış. O zaman üçüncüsü nasıl olur? Düşün bakalım. Bak burası bu tarafa doğru kayacak. Şimdi de terazi tarzı sorular var. Yani eşitliklerini bulacağız. Bir üzüm, bir kiraz, bir muz. Evet, o da on eşit. Peki bir üzüm kaç tane şey eder? Evet. Yani iki tane kiraz. Kiraz. Evet, süper. Durun, bekleyin Tamam. bir dakika. İşlemimizi yapalım. Ve dediğin gibi yine bu kalp oldu, değil mi? Evet. Bir de bu soruyu yapalım. Şimdi eşitlikleri vermiş. Bununla bu eşit. Bununla da bu eşit. Görüşürüz öğretmenim. Görüşmek üzere. Bay bay. Elif, hoşça kal.